Ayakkabıcılarda kış mesaisi devam ediyor. Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte kışlık ayakkabılar kullanılmaya başlandı. Hasarlı ayakkabılarsa tamirhanelerde elden geçiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tamirhanelerde yoğunluk yaşanıyor. Tek basamağını çekiyorum. Kışlık ayakkabılara dönüş var. Eski ayakkabılar, ayaktaki ayakkabılar bırakılıp bota dönüldü. Botta da tabii ufak tefek tamirler olduğu için işlerimiz iyi şu anda. İşlerimizde bir hareketlilik var. Gerek havaların soğuması, gerekse son 2-3 aydır bulunan kriz dolayısıyla haliyle bizim işlerimizde biraz yükselmeler ve şeyler oldu. Fazlalaşmalar var. Peki vatandaşlar en çok hangi sorundan dolayı ayakkabıcılara gidiyor? Bölgemiz yağışlı bir yerde. Yağışlı bir yerde olduğu için pek 2-3 senedir kar görmüyoruz ama yağmur suyu da alabiliyor ayakkabı. Botlardan geliyor, tabanları kırık oluyor, değiştiriyoruz. Tabanlar düzgün olması için soruyorlar. Biz de gösteriyoruz şu şekilde, şu şekilde diye. İyisini yapmaya çalışıyoruz, aldığımız parayı helal ettirmeye çalışıyoruz. Onun için iyi kalite mal geldi mi kalite mal yapıyoruz. Ayakkabı alırken deri olması ayakkabının ömrünü uzatıyor. Alacakları ayakkabı hakkında biraz kalın tabanlı bir ayakkabı olabilir. Deri ayakkabı almaları hususunda tavsiyemiz oluyor. Çünkü alacakları deri ayakkabı daha uzun ömürlü ve tamiratı daha kolay olabilen bir ayakkabı. Diğer türlü Winlex dediğimiz, naylon dediğimiz ayakkabılarda ise çok fazla bir şey olmuyor. Kullanma çok fazla olmuyor. O yüzden Winlex ayakkabıyı, naylon ayakkabı tavsiye etmiyoruz. İnsanı yürüten ayaktır. Ayağı da sıcak tutarsak sağlıklı oluruz. Sağlığımız gitti mi hiç fark etmez yani. Onun için evvela ayaklarımızı, botlarımızı giyersek içine de bir keçe bir astar. Sıcak sıcak işimizi görürüz. Hem de ekonomiye katkımız olur çalıştığımız zaman. Emitasyon boru botları kesinlikle almayın. Çünkü emitasyon botlar ayağı mantar yapıyor, ayağı şişiriyor, rahatsız ediyor. Sonradan sonraya yürüme arızaları çıkarıyor. Uzun topuklu giymeyin, normal ayakkabı giyin. Çünkü uzun topuk oldu mu da bel fıtığı başlangıcı oluyor.